Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücelkocaer ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte biz stüdyoda yerimizi aldık. Yaşasın hayat dedirteceğiz. Bunda da iddialıyız hocamızla birlikte. Konu başlığımız da son derece iddialı. Her yeni yılla birlikte ne demiştik biz? Yeni bir ben lazım demiştik ve bunun için de ilk sıraya hep de nedense diyeti yazarız. O kilolar bu yıl verilecek. İşte bunun için hanımlar beyler bu programı kaçırmayın. Çünkü Osman Müftüoğlu sizlere 2018 trendleriyle diyetler diyecek. En son trendleri bizimle paylaşacak. Hocam merhaba. Merhaba. 2018 diyet trendleri neler? Başlığımız bu. Ben sormadan edemeyeceğim. Sağlıkta trend olur mu hocam? olur, şunun için olur. Aslında her yeni bir şey yapmak gerekmez ama eskideki yanlışlarınızı görürseniz yeni ve daha doğru şeyler yapmaya karar verirsiniz. Onlar da o yılın trendi olur. Ben öyle bakıyorum. Tıp demek yenilenmek demek. Her alanda tıbbın yarı ömrü 3 yıldı. 2 yıla kadar indiği söyleniyor. Yani 2 yılda bir bilgilerin yarısı eskiyor. Süper konu. Evet. Çok dikkat İnşallah. Ediyorum. Başladık. Her şeyin başında tabii ki sağlık var. Sağlık haberleri de yaşasın hayatın başını çekiyor. Bunun da ilk haberi bu sefer şudur efendim. İnsülin direnci kalp krizi nedeni diyor hocam haber. İnsülin direncinde alarma geçmemiz gerektiğini ben sizden çok iyi öğrendim. Çok doğru. Dikkat etmemiz gereken şey şu. 1980'li yıllardan bu yana bütün dünyada ciddi bir antikolesterol savaş var. Ama kalp krizi geçirenlerin sayısında da ciddi bir artış var. Ne oluyor, neden bu konuda yeterli başarıyı elde edemiyoruz sorusunun cevabını aradığımız zaman karşımıza şu yanıt çıkıyor. İnsülin direnci patlaması var da ondan. Çünkü insülin direnci demek kanın daha fazla şekerlenmesi, kandaki şeker insülin direnci dengesinin bozulması ve kalp krizine yol açan bütün faktörlerin daha etkili ve daha cani, daha zararlı hale gelmesi anlamına geliyor. Özeti şu, kolesterol bakılmıştı, yeni hiçbir şey yoktu. Kalp krizi geçirdi. Bu nasıl oldu hocam? Kocaman göbeği nedeniyle oldu. Gizli tansiyonu nedeniyle oldu. Gizli şekeri nedeniyle oldu. İnsülin direnci nedeniyle oldu. Yani sonuçta o gideceğimiz yer burası. Çıkaracağımız ders şu Melda Hanım. Benim kolesterolüm yok, bana bir şey olmaz demeyin. Ne yapın yapın. 2018 iyi hayat planlarınızın içine, yaşasın hayat planlarınızın içine bu bel çevresi kontrolünü koymayı unutmayın. Alarma geçiren bel çevresi kalınlığı olmalı. Kesinlikle. Önemliydi. Geldik ikinci habere. Çamaşır suyunu yanlış kullanıyoruz diyor. Haber ki bu konuda dünya şampiyonluğumuz var kullanım litrede. Çok kullanıyoruz değil mi? Zaten biraz yanlışımız oradan çıkıyor. Çünkü çamaşır sularını sadece çamaşır suyu olarak kullanmıyoruz biz. Tuvalet temizliğinde kullanıyoruz. Hanımlarımız çok hijyen tutkusu içindeler. Tabi bunu abartanlar, biraz obsesyon, takıntı haline getirenler ve eşini çamaşır suyuyla yıkamadan evden içeri almayan hanımlar bile var. Komik gelecek ama biz hekim olarak bunları izliyoruz. Şimdi hem çamaşır suyuyla tuvalet temizliği yaptığınız zaman özellikle çamaşır suyunun üzerine veya önüne tuz ruhu koyduğunuz zaman ortalık birbirine giriyor ve çamaşır sularının yapısındaki hipoklorit maddesi klorür gazını aşağı bırakıyor. Çamaşır suyu seyreliyor ve klorür gazı bir nevi klor bombası etkisi oluyor. Onu döken hanımın birdenbire soluk yollarına kaçan klor ağzında boğazında yanmaya, nefes darlığına, öksürüğe hatta cilt sorunlarına, cilt yanıklarına kadar değişen şeyler yapıyor. Bilmemiz gereken şey şu, çamaşır suyu kullanımı dikkat gerektiren bir iş. Çamaşır suyu kullanımında da mümkün olduğu kadar doğala kaçmak lazım. Özellikle klorürlü çamaşır sularını kullanırken, hipokloritli çamaşır sularını kullanırken bu dikkati daha çok yoğunlaştırmak lazım. Ve tuvalet temizliğinde çamaşır suyu kullanacaksak hipokloritli olanlarından biraz uzak durmamız lazım. Dikkat dedik ve hızlanarak üçüncü habere geçtik. Glikasyon erken yaşlandırıyor diyor haber. Glikasyon nedir? Bu benim 2018'de gündeme daha çok sokacağım bir kavram. Şekerlenme. Karamelize. Karamelizasyon. Yani bir insanın vücudunda ne kadar çok şeker varsa, şeker tüketimi ne kadar fazlaysa ya da siz pişirme yöntemlerinde ne kadar çok şekeri yakarak karamelize edip
pişirmeye sokuyorsanız. Hatta görünmeyen şekerleri, geçenlerde bir yazı yazdım ben, kızarmış et erken yaşlandırıyor diye. Çünkü et karamelize oluyor, glikolizasyona uğruyor ve sizi erken yaşlandırıyor. Neden olduğunu, nasıl olduğunu daha sonra anlatacağım ama kızarmış gıda glikolize oluyor. Şekerlenmiş gıda glikolize oluyor. Neticede sizin daha hızlı yaşlanmanıza yol açıyor. Çünkü çöküyor proteinlerin üzerine. Kolajenin, elastinin daha çabuk kırışıyorsunuz. Damarlarınız daha çabuk yaşlanıp büzüşüyor. Dokularınız daha çabuk skleroze oluyor, büzüşüyor ve yaşlanıyor. Özeti şudur. Kızartmak ve çok fazla şekerlemek doğru değil. Lezzet artıyor ama orada da arıza çıkıyor. Alarm arıza çıkıyor. Peki dördüncü habere geldik. Probiyotik fakirliği kilo direnci nedeni olabilir. Yani kilo veremiyorsak bu probiyotik fakirliğinden olabilir. Olabilir evet. Yani orada verilmek istenen mesaj şu, bu haberden çıkarmamız gereken ders şu. Kilo probleminin bir yerinde, bazı kilo problemlerinde ama çoğu kilo probleminin finalinde obezitenin böyle yerleşik bir problem haline geçmesinde probiyotik dengesi bozukluğu önemli. Bunu önümüzdeki günlerde daha çok yayın göreceğiz, daha çok şahit olacağız. Onun için şu bağırsağımızdaki konuk bakterilerimize daha iyi muamele edelim, onların kıymetini bilelim. Peki, geldik 5. habere. 5. haber diyor ki antibakteriyel sabunlar riskli olabilir. Hangi konuda? Bu aşırı hijyen meselesi önemli. Yani hijyende de ifrat tefrit meselesi var. Kararında hijyen daima daha akılcı. Biraz önce anlattım. Obsesif hale getirdiğiniz zaman eve çoluğunuz çocuğunuzu hijyenik maddeyi yıkamadan sokmamaya kalkabilirsiniz. İşte burada da elim temizlensin ayrı şey, elimi antibakteriyel bir kimyasalla yıkayayım ayrı şey. Elinizi normal sabunla, hatta Arap sabunuyla 2 dakika süreyle güzelce ovarak yıkarsanız zaten bakteri kalmaz. Ama öbür türlü yaptığınız zaman bir kimyasal saldırıyla siz vücudunuzu karşı karşıya bırakırsınız, fayda değil zarar görürsünüz. Dikkat dedik, şimdi dikkat kesileceğiniz konuya gidiyoruz. Ne diyecektik hocam? 2018 diyet trendleri neler? Yeni yıla yeni bir ben, yeni bir diyet de lazım. Nasıl olacak, hangi diyet? Hepsini konuşacağız. Hocam hangi diyet? Hani trende bakalım dedik, 2018'i yakalayalım dedik. İlk kendimize acaba neden kilo alıyorum, neden kilo veremiyorum? Bunun yanıtını mı vermek lazım yola başlamadan, çıkmadan önce? En doğrusu çok güzel başladınız, çok güzel ifade ettiniz. Şimdi hep tekrarladığımız bir cümle var bizim. Eğer vermeniz gereken kilo mevcut vücut ağırlığınızın %3'ünden, hele hele 5'inden fazlaysa, ben neden kilo alıyorum ve verdiğim kiloları nasıl vermem gerekiyor, nasıl yaparsam geri almam gibi sorulara cevap aramanız, mecbursunuz bunu. Aramazsanız git gel Konya 6 saat, eski söz, diyet gazisi, kronik diyetçi biri olur çıkarsınız. Bir gün o diyetisyen, bugün bir diyetisyen, bir gün o doktor, evet. Ve bir süre sonra evinize huzur kalmaz, kendinize huzur kalmaz vesaire. Burada mesele şu meydan. Yeni diyet trendlerine baktığımız zaman, yeni diyet anlayışlarına, orada da doğala ve organiğe bir dönüş olduğunu görüyoruz. Kilo problemi son yüzyılın problemi değil. Kilo problemi hep olmuş. Ama önceki yüzyıllarda çok daha az görülürken bu yıl çok daha fazla olmuş. Ama kilo probleminden de öte, doğru beslenmenin içinde İnsanlık tarihi boyunca oruç olmuş. Daha az gıda tüketilen, içe dönüş yolculuklarıyla birlikte yapılan yaşam dönemleri hep olmuş. Böyle olduğu için de her dinde bir oruç faslı var. Bu 2018'in diyet trendlerinin içerisinde bu aralıklı açlık dediğimiz kısa açlık dönemleriyle yapılan diyetler çok konuşulacak ve çok uygulanacak gibi görünüyor. Bunun bir avantajı da şu, niye gündeme geldiler? Tabii bir doğal oldukları için belki ama daha önemlisi bu artık toplumlar bütün ülkelerde, şehirlerde daha çok yaşamaya başladı. Çalışan nüfus çoğaldı, kırsal alanda nüfus boşalması var ve şehirlerde diyet yapmak çok kolay değil. Ulaşım, mesafe, yiyecek, içecek temini vesaire. Böyle olduğu zaman da sizin bütün bir haftayı diyetle geçirmek yerine haftanın 2 günü diyet yapıp 5 günü
aşırıya kaçmadan normal beslenmek ya da haftanın 3 günü diyet yapıp 4 günü aşırıya kaçmadan normal beslenmek ama bu normal beslenmeyi de sağlıklı beslenme kategorisinin içine tutmak gibi bizim aralıklı kısa oruç dediğimiz beslenme modeli önümüzdeki dönem çok konuşacağız. Bu birincisi. Yani oruç derken uzun süre aç kalmak, 8 saat aç kalmak gibi mi algılayalım? 8 saat aç kalmak mesela, değil, daha uzun. Daha uzun, daha uzun. 12 saat. 12 saatten biraz daha uzun. Hiçbir şey yemeden. Kadınsanız 14 saat, su serbest. Erkekseniz 15-16 saat. Yani günde 2 öğün beslenip haftanın 2 günü ya da 3 günü. Günde 2 öğün beslenip, o 2 öğünde kahvaltı ve akşam yemeği gibi planlayıp, kahvaltıyı saat 9'a 10'a kaydırıp, akşam yemeğini de 6'ya 7'ye çekip, akşam 6'dan 7'den sonra, ertesi gün saat 10'a kadar bir şey yememek, sadece içmek, zaten önemli bir kısmını uykuda geçiriyorsunuz. Bu ciddi bir aralıklı oruç uygulaması. Detoks ve iyi sonuç veriyor. Detoks gibi. Önümüzdeki yıl bir şey daha çok konuşacağız. Eksesif diyetler dediğimiz bizim, çok uç diyetler out olacak. Mesela ketojenik diyet. Benim her zaman karşı olduğum bir diyet şekli. Yani sabah, öğlen, akşam habire protein tüketmek. Bunun biliyorsunuz ilk uygulayanı Doktor Atkins'ti. Sonra onu Doktor Dükkan izledi. Bizde de bu bir taraftar çok buldu. Popülerdi. Çünkü siz protein yediğiniz zaman bir süre sonra vücut karbonhidrat bulamadığı zaman karbonhidrat açığını proteinlerden kullanıyor, yağlardan kullanıyor. Siz yağ yakarak ama aynı zamanda kas yakarak kilo veriyorsunuz. Ketojenik diyet dediğimiz diyetler bunlar ama artık bunlar out. İki, tamamıyla vegan diyetler. Ben hiç hayvansal gıda tüketmem. Ben sadece meyve yerim, sebze yerim, bakliyat yerim o kadar. O da biraz out olacak. Bunların daha karmaları olan fleksiteryan diyetler dediğimiz yani daha makul, hayatla daha uyumlu olan diyetleri daha çok konuşacağız. Aslında şöyle baktığımızda en trendi dediğimiz şey daha az yemek yemek. Evet. Daha küçük porsiyonlarda yemek. Bu genel bir 2018'e yayılması gereken trend olması gerekiyor herhalde. Bu tabii trendden öte bunun olması şart. Ama ne kadar olabileceğini bilmiyoruz. Ama şu kural çok önemli. Yaşlandıkça yaşamak için yemek zorundayız. Yemek için yaşamayı bırakmalıyız. Yaş aldıkça daha da küçülmeli porsiyonlar. Küçülmeliyiz, hafiflemeliyiz, porsiyonları küçültmeliyiz, yeme aralıklarınızı açmalıyız ve mümkün olduğu kadar daha uzun çiğnemeyi, çok güzel söylediniz, öğrenmeliyiz. Uzun çiğnemek çok önemli bir şey. Moleküler beslenme dediğimiz beslenmeyi sağlarsınız. Yani ağzınızda nişastayı parçalarsınız, şekerini hissetmeye başlarsınız. 10 kere değil, 20 kere çiğnediğiniz ekmek lokması size şeker gibi gelir. Çünkü ağzınızdaki tükürükteki nişastayı parçalayan enzim sayesinde onun içindeki bütün büyük parça karbonhidratları sindirilebilir, daha küçük, daha keyifli, daha moleküler yapılar haline dönüştürürsünüz. Yeni ama, hayat o kadar hızlı ki yetişmeye çalışıyoruz ya, hep bir atıştırma halinde belki öğünleri tüketiyoruz hocam, onun da etkisi. Doğru, doğru. Yani aslında her şeyi hızlandırdık. Hayatın hızlanmasının olumlu etkileri var. Yani ekonomiyi arttırdı, büyümeyi hızlandırdı filan ama kendimizi ıskalıyoruz hayat hızlandıkça. Bu kendimizi ıskaladığımız şeylerden birisi de yemenin keyif olmaktan çıkması. Bu diyet meselesine dikkat ederken ona altını çizmemiz lazım. Keyif vermeyen bir beslenme planının uzun süre uygulanabilir olması mümkün değil. Bu 5-2 diyeti ya da 4-3 diyeti yani 5 gün diyet yapma, 2 gün diyet yap hikayesi buradan çıktı zaten. Sosyalleşmeden yaşayamazsınız. Yeni hayatta sosyalleşmek zorundasınız. Çünkü zaten yeteri kadar yalnızsınız. Yeteri kadar kendi içinize dönmüşsünüz. Kendi içinize bir dünyayı sığdırabiliyorsunuz. Geçenlerde ben bir hastama sohbet ediyorken dedim ki şunu da yapacaksın. Ben hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum hocam dedi. Yatak odamdan çıkmıyorum. Nasıl, ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki yatak odamda dedi bütün sosyal medyaya giriyorum, oraya giriyorum, buraya giriyorum, mesajlaşıyorum, film seyrediyorum, dizileri orada izliyorum falan. Bu kötü bir gelişme. Bu da kötü bir gelişme. Bu nedenle yani olayı beslenmenin hayatın bir parçası olduğunu, beslenmenin akıllıca yönetilmesi anlamına gelmesi gereken diyetin de beslenmenin bir parçası olduğunu ve lezzet ve keyif unsurunun içinden çıkarılmaması gerektiğini asla unutmamamız lazım. Evet, bir şey sormadan edemeyeceğim. Tabii. Bu bölümü noktalamamız gerekiyor ama kalori diyeti çok mu eskidi? Artık kaloriye bakmayalım mı hiç? Bakmayalım olur mu? Bakacağız. Yani benim çok kullandığım bir şey var. Bir kere miktarı önemli. Yani diyor ki bana hastam, hocam ben sizin söylediğiniz şeyleri yedim,
kilo alıyorum. Ne yiyorsun diye soruyorum. Kayısı, ceviz yiyorum hocam. Ne kadar yiyorsun? Vallahi 20 tane kayısı içine cevizleri koyuyorum. Televizyon izlerken yiyorum diyor. O sağlıklı beslenmek anlamına gelmiyor. O sağlıklı besilenmek anlamına geliyor. Besiye ayrılırsınız. Fazla kalori vücut cebinde taşımaz. Yağ çevirir. İyiyse de yağ çevirir. Kötüyse de yağ çevirir. Onun için kalori kavramı önemli. Ama beslenmeyi bir zamanlar düşündüğümüz gibi ben de öyle düşünüyordum. Bir kalori matematiği içine sokamazsınız. Kalori var, kalori var. Peynirden aldığınız kalori daha az kilo yapar. Şekerden aldığınız kalori daha çok kilo yapar. Bu kesin. Evet, daha çok soracak soru vardı. Diyet, sabır, işi, motivasyonu nasıl yapacağız? Hepsi. Yine biz konuşuruz 2018 içerisinde. İnşallah. Belki ikinci 6 ayda trendler nasıl yenilendi diye bile konuşuyor. En azından törpülenir muhtemelen. Değil mi? Değil mi? Şimdi gidelim sizin sorularınıza. Hangisi doğru diyeceksiniz? Yönetmenim bana yine son saydı. 5, 4, 3, 2, 1. Hazır mısın dedi. Siz hazır mısınız? Soru soracaksınız. Yemekten önce su içmek tokluk hissi verir mi? Nedir yanıt? Verir. Yemekten önce su içmek tokluk hissi verir. Su içecekseniz zaten yemekten önce için ya da yemekten bir yarım saat bekleyin. Sıkışırsanız tabii ki yemek dediği için ama bu doğru bir mantıktır. Peki. Tavsiye ederim. Diyet trendi de diyebiliriz. Yani. Bir nevi. Peki. Siz soracaksınız yine. Beyaz tuz mu, pembe tuz mu? Tuzun pembesi de var. Pembe tuzun pembe rengi içindeki demirden ileri geliyor. Onun için bizim klasik tuzumuza göre daha kötü bir tadı var. Görüntüsü daha güzel ama tadı daha kötü. Tavsiye etmem. Hafif pas tadı verir. Bizim klasik tuz göründen çıkan ya da kaya tuzlarından elde edilen doğal tuzumuzu tüketelim daha iyi. Yerli malı, yurdun malı, her türlü konu kullanmalı. Yine soru soruyorsunuz. E vitamini için yer fıstığı mı, buğday rüşeğimi mi? Banko. Hangisi? Buğday rüşeğimi. Buğday rüşeğimindeki E vitamini oranı bütün besinlerden neredeyse daha fazla. İkinci sıraya neyi koyalım? Ayçiçeği çekirdeği. 1/4 fincan iç ayçiçeği çekirdeği bir günlük E vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarıya yakınını karşılar. Bir sadece çay bardağının 1/4 mi diyelim? Fincan kahve fincanının var ya, kahve fincanının 1/4 şu kadar. İçi bir günlük ihtiyacınızın 1/4'ünü çok rahat karşılarsınız. O çok güzelmiş. Sıkı. E vitamini için iyi bir tavsiye. Rüşeğim yağı tabii çok, rüşeğim çok önemli bir şey. Yağ çok da önemli bir şey ama biraz pahalı. Peki. Yine siz soracaksınız, sorular iyi geliyor. Şeker bağımlılık yapar mı? Yapar mı? Belli değil mi yaptı? Hepimiz şekersiz ben yapamıyoruz. Ben hiç bilmiyormuş gibi yapar mı diyorum. Sevmiyorum biliyorsunuz yani, tatlı karşıtı sözleri. Çaya kahveye şeker atmayacaksınız dediğim hastalarımın çoğunun yüzünde sigarayı bırakmanız lazım dediğim kişilerin yüzündeki ifadeden farksız bir ifade olduğuna göre kesinlikle yapar. Ciddi bağımlılık yapar. Şeker bir toksin, bir zararlı madde. Tadını da bırakırsanız tamam. Ama lütfen tadını bırakmayı bilin. Peki. 15 gram iyi, 25 gram izin, 30 gram şekeri günde geçmeyin. Evet, şekere değil de belki yanında bir kekle falan, evet, şekersiz bir çayla falan olabilir. Gibi dengelenebilir. Peki, yine siz soracaksınız. Benim çok merak ettiğim bir konu var, o da şu. Türk mutfağı gerçekten sağlıklı mı değil mi? Bunu size soruyorum. Pek çok şey barındırıyor aslında içinde değil hangi mi? Hangi Türk mutfağı? Hangi? Tencere yemeği, anne yemeği mi yoksa ballı damlayan baklava börek mi? Şimdi Türk mutfağının yerel olarak gerçekten olağanüstü sağlıklı olanları var. Çok lezzetli olanları var. Ama yani bir genelde hangi bölgemizin mutfağı daha sağlıklı diye bir yarışma yapsak Ege açık ara birinci olur. Ege Akdeniz karması maçı kazanır. Bu kesin. Lezzet bakımından baktığınız zaman da yani bir Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bayağı bir iyi mutfağa sahip. Aslında şunu bilelim. Türk mutfağı bir füzyon mutfağı meydan. Ama dünyanın en zengin füzyon mutfağı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok kültürün bir araya giriştirip gelip bir mutfak oluşturması mümkün değil. Özeti şudur. Bizim mutfağımız iyi mutfaktır. Abartmadığınız sürece iyi mutfaktır. Kesin. Afiyet olsun. Peki, şimdi gidiyoruz iki haber vermeye. İki
İki haberimiz var. Biri iyi, biri kötü. Tabii ki 2018'de de iyiler önden gelecek. İyi haber der ki bize, haftada bir balık yiyen çocuklar daha zeki. Güzel haber. Güzel haber, yeni haber. Araştırmanın yapıldığı yer Amerika, önemli bir üniversite, Pennsylvania Üniversitesi. Ne yapmışlar? Aileleri sorgulamışlar, çocukları da IQ'larını ölçmüşler. Sadece basit bir veri bile çok büyük bir fark ortaya koymuş. Haftada bir balık yiyen çocukların, haftada bir, sadece haftada bir, bile IQ'leri yemeyenlerin, daha seyrek balık yiyenleri oranına neredeyse 35-40 puan yüksek çıkmış. Balığın içindeki bu zeka yapıcı madde bir tane değil biliyorsunuz. Balıkta çok iyi protein var. Omega 3, özellikle 9-10-12 asit var. Fosfordan çok zengin bir yapısı var. Özetle çocuklarınıza mümkün olduğu kadar balık yedirin. Siz de küçük çocuklarınız var. Evet. Şimdiden başlayın. İyi haber bir tane daha eklemişler bu araştırma yapanlar. Balık yiyen çocuklar daha iyi uyuyor. Ne güzel. Daha derin uyuyor ve uykudan daha dinlenmiş olarak kalkıyor. Ertesi günkü okul performansları çok daha yüksek oluyor. Uyku ilacı gibi kullanabilirsiniz akşam balık yemeğini. Değil mi? Babam rahmetli, kızımın yarın sınavı varmış. Balık aldım onun için derdi. Evde öyle büyüdük. Şimdi biz de çocukları öyle büyütüyoruz. Güzel, doğru söylüyorsun. Evet. Kötü haber de diyor ki fruktoz önemli bir mitokondri zehiri. Bu kadar zehir. Tabii burada bizim bahsettiğimiz fruktoz elmayı yerken mitokondrimizi aldığımız değil. Üzülmeyin, böyle bir şey olmaz. Nişasta bazlı fruktozun tıka basa dolu olduğu besinlerden bahsediyoruz. Yani bir paket alıyorsunuz, içinde neredeyse 15-20 gram nişasta bazlı fruktoz var. Ve bu fruktoz emin olun ki bir mitokondri zehiri. Yani alkol mitokondriye ne zarar veriyorsa, statin grubu bir antibiyotik, kolesterol ilacı ne zarar veriyorsa, o fruktozda benzer bir zarar veriyor. Çıkaracağımız ders yine aynı şey, şekerin fazlası zarar. Dikkat edeceğiz. Mesaj yine 12'den gitti. Peki. Şimdi gidelim o zaman haftanın hapına. Yine öylesine çarpıcı yanıtlar gelecek ki konuşma başlığımız zira çok dikkat çekici. Not almak için kalem, kağıt, tablet neyse hemen çevrenizde temin edin. Adresi hatırlatıyorum bu arada. Yaşasın Hayat NTV. Yaşasın Hayat NTV Twitter hesabıdır efendim. Bize sorduğunuzu, başlığınızı gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu sizin için şifa niyetini diyecek ve reçetenin, yaşam reçetesinin ardına ekleyecek. Bilhassa çok konuştum, kalem kağıt bulsunlar diye. Geldik şimdi haftanın hapına. Soru benim çok dikkatimi çekti. Kolajen artırıcı besinler hangileri? İşin ucunda gençlik var, güzellik var. Kesinlikle. Sonra sağlam dizler, sağlam kalçalar, sağlam eklemler var. Sağlık var. Sağlık var. Kolajen meselesi önemli Melda Hanım. Çünkü yaş 35 dediğimiz zaman kolajen yapımı azalmaya başlıyor. Kötü haber şu. Bizim mutfağımızdaki klasik anneannevi, anne baba, dede, büyükanne mutfağındaki kolajen kaynakları da ufak ufak bizi terk ediyor. Onun için şu kolajen meselesini bir masaya yatıralım. Tıpkı Omega'da olduğu gibi bir kolajen açlığı ile karşı karşıya kalıyoruz gibi görünüyor. O nedenle bir kolajen patlaması var ama kolajen çok pahalı. O payı evinizde oluşturabilirsiniz daha ucuza o kaynağı. Ne yapmanız lazım? Bir, daha çok balık yiyin. Özellikle balık kolajeni cilt kolajeni için çok önemli bir kaynak. Kılçığıyla yenilebilen balıkları kılçığıyla beraber yiyin. Hmm. Küçük balıkları tercih edin. Daha çok kolajen kazanırsınız. İki, eti kemiğinden ayırmayın. Kemikli eti tencerede kaynatın. Suyla birlikte yemenin, tavuk da aynı şekilde. Tavuğu yiyin ama üzerine bir tavuk suyu çorbasını mutlaka yapın ve için. Daha fazla kelle paça çorbası yani kemikle etin birleştiği yerlerden yapılma, suda haşlanarak hazırlanan ve suyuyla birlikte o su kolajendir tüketilen gıda yemeye çalışın. Büyük parça hindileri kemiğiyle birlikte kaynatın. Onu da bol miktarda kolajen içerdiğini unutmayın. Onu da eti sadece kemiği ve eti beraber pişirdikten sonra suyuyla beraber tüketin. Yani mümkün olduğu kadar hayvansal gıdalardan kolajen temin etmeye kalkın. Süt ürünlerini unutmayın bu arada. Yoğurt özellikle önemli. Bir de kolajen üretimine katkıda bulunan şeyler var. Kendi kolajeninizi de üretmeye devam edeceksiniz bu arada. Hep dışarıdan gelene bel bağlamayın. C vitamini kolajen üretilen maddelerden birisi. Onun için bol yeşillik, sebze. Antioksidanların çoğu kolajenin bozulmasını engel oluyor. Özellikle renkli antioksidanlar. Hep söylüyoruz morlar, kırmızılar, siyahlar. Ne kadar böyle farklı renkler varsa o kadar çok
patlamış renkli sebzelere, meyvelere yönelim. Çünkü onlardaki antosiyaninler, onlardaki farklı yeşil maddelerin hepsi veya kırmızı maddelerin hepsi bize daha fazla kolajen kazandırır. Likopenin, domatesin cilt tostu olmasının sebebi ondandır. Ya da yeşil çayın içindeki kateşinlendir. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat etmeniz lazım. Biraz çinko zengini beslenin. O da çok etkiler kolajenin kalitesini ve dayanıklılığını, güçlülüğünü. Böyle yaparsanız bence o pahalı kolajen haplarına, şuruplarına, tozlarına ihtiyaç duymazsınız. Son derece doğal, son derece bütçeli de daha dost diyelim. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na teşekkürler diyoruz. Yaşasın hayat, her şeye rağmen demeyi de sürdürüyoruz değil mi? Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.